Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Arkadaşlar bugün deli başa yakalanan bir kuzumuz var. Onu birkaç tane tedavi yapmaya çalışacağız ya da keseceğiz. Şimdi gidelim ona bakalım. Arkadaşlar deli başa yakalanan kuzumuz bu. Şiş. Bakın kuzumuzun hareketleri hiç normal değil. Şiş, dur oğlum dur. Sürekli böyle dönüyor. Bu bir erkek kuzu. Şimdi arkadaşlar normalde biz bunu keserdik ama buna bir ilaç yaptık. O yüzden 15 gün içinde etini yiyemeyiz. Tabii birkaç tane soru var. Deli baştan etini yersek bize deli baş gibi olur muyuz? Ya da bize bir etki eder mi parazitler? Bakın hiç kafası yerinde değil. Sadece yem yiyor ve su içiyor. Tabii zamanına onu da bırakacaktır. Yiyip içmeyi. Dur bakalım dur. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zor bir şekilde ayakta duruyor. Şimdi bunu dur, geç. Hadi ileri git biraz. Korktuğu için hayvan hemen çırpınmaya başladı. Şişt, dur, 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 dur. Böyle bir kötü durum. Tabii korktukları zaman bayağı bir kötü oluyor arkadaşlar. Bakın ayakta biraz zor duruyor. Şimdi gidelim. Burnundan buna bir ilaç yapacağız. Çok tehlikeli bir ilaç. Yani bu burada video esnasında öldürebiliriz kuzuyu. O yüzden dikkatli olacağız. Telefonu kafa aparatıma takacağım arkadaşlar. Bakalım inşallah iyi bir video çekebiliriz. Sağa sola fazla oynamaz. Gördüğünüz gibi sürekli kafasını yukarı kaldırıyor. Eğer parazitler kuzun burnun ön kısmındaysa arkadaşlar döktüğümüz ilaçla gidecek. Ama tabii ilerlemişse onu yapacak bir şey yok. Sadece kesilme zamanını uzatır. Hiçbir şekilde iyileşmiyorlar. Eninde sonunda bıçağa gidecek ama şu anda ilaç vurduğumuz için 15 günde etini yemememiz lazım. Baya yazık. Üst üzerinde baya kirlendi ya keratanın. Keş, sahip çık oğlum. Şimdi gidelim kafa aparatımızı takalım. Ondan sonra ilacımızı uygulayalım. Bakalım bir yamukluk olmazsa inşallah bize de çekebiliriz. Şimdi buraya bir şırınga koymuştuk. Şu şırınganın arkadaşlar ucunu çıkartacağım. Çünkü ucu kuzuya batabilir falan. Şöyle yarım santim değil de bir santim bir santim burun deliklerine sıkacağım. Bakın kuzu biraz önce korktuğu için yere düştü. Benden korktu. Şu anda kendine geldi yine. Tabi anlık hareket değişikliği yapıyor arkadaşlar. Bazen yerde çırpınıyor. Bazen eski haline geri dönüyor. Kafası gidip gidip geliyor. Gel bakalım gel. Gel aslan bacası. Dur şimdi seni yere yatıralım. Dur dur. Sakinleş. Şşşt. Zaten hayvan arkadaşlar dokununca yere düşüyor. Dur. 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 Geç dur. Çırpınma dur. Şimdi gördüğünüz gibi böyle tutuyoruz hayvanımızı. Dur. Yalnız burada ciğere kaçmaması lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir santim. Buraya. Bir santim de buraya. Şöyle 1-2 dakika. 1-2 dakika değil de 1-2 saniye bekledikten sonra kuzu hemen kalkmasına izin verin. Yüzümüze tükürdü. Gidip yüzümüzü yıkayalım ya. Gözümüze geldi. Çok da etkili bir ilaç. Gözümüze geldi ya. Çok yakıcı bir ilaç arkadaşlar. Eğer önlerde parazit varsa paraziti etkisiz hale getirebilir. Biraz sonra kakar. Eğer tabi kuzuyu böyle ilaç döktükten sonra arkadaşlar bayağı bir yerde tutarsanız ciğerlerine kaçtığı için hayvanı öldürür. Hiçbir işe yaramaz yani döktüğünüz yaptığınız tedavi. Tabi bunu belki parazitler öndelerse birazcık uzatır yaşamını. Beyine ulaşmışsa yapacak hiçbir şey yok. Peki bunun neden oluyor? Köpeklerden oluyor arkadaşlar. Büyük etli köpeklerden. Şimdi biz normal
O da geçelim. Telefonu buradan çıkartalım. Zaten telefon yan bulmuş. Harika. Evet. Köpeklerin dışkılarından, idrarlarından oluyor. Olabildiğince köpeği uzağa bağlamaya çalışın. Ama tabii mesela keşi buraya bağlıyoruz. Çünkü hırsızlara karşı kapının önüne bağlıyoruz. Büyük ihtimalle herkes öyle yapıyordur. Bunun tedavileri var. Parazit ilacını verirseniz köpeğe ve kuzulara yaparsanız olmayabilir. Tabii biz keşe falan veriyoruz kuzulara ama yine oluyor. Nasıl oluyor? Biz veriyoruz ama mesela komşumuzun haberi yok bu olaydan. Ya da yabancı köpekler gelip idrarlarını ve dışkılarını yapabiliyorlar. Bir de çok yanıldığımız birkaç konu var. Gözüm de bayağı ağrımaya başladı. Silelim yüzümüzü. Birkaç tane yanıldıkları konu var arkadaşlar. Mesela adam diyor ki ben direkt köpeğin hemen dışkıladığı zaman alıyorum köpeği oradan dışkılarını. Ama mesela idrar yapıyor hayvan. Tam yeri kazıyor musunuz? Zaten o bir parazit. Siz onu göremiyorsunuz. Oraya dışkısını yaptığı zaman oraya geçiyor. Şu anda kuzumuzun son durumu böyle. Yani bunun ne kadar ilaç kullansanız arkadaşlar tedavisi yok. Boşunuza ilaçlarınızı harcamayın. Dediğim gibi burnuna ivermek dökebilirsiniz. Eğer parazitler öndelerse biraz engelleme şansı var. Eğer ama önde değillerse engelleyemez. Bakın biraz önce çok kötüydü, yerlere sürünüyordu. Şimdi biraz kendine geldi. Ve sürekli dönüyor arkadaşlar. Tedavisi bıçak. İlla ki bu hayvan kesilecek. Hiçbir şekilde yapacak bir şey yok. Gel. Hadi gidelim bakalım. Gel gel gel. Şöyle kulağında kan alanları falan varmış da onlar bir etkisi yok yani. Boşuna yapmayın. Hayvana acı çektirirsiniz. Deri başının tedavisi yok. Sürekli dönüyor. Ve boynu altında kalıp ölebilir. Böyle bayağı bir hayvanlarımız öldü. Yaşayanlar ölüyor. Kesiyoruz. Şimdi bir soruya daha açıklık getirelim. Deli başı yersek eğer biz de deli başı gibi olur muyuz? Ya da bize de parazit bulaşır mı? Arkadaşlar biz bayağı bir yedik. Herkes zaten yiyor. Kafasını kesip attıktan sonra gerisini yiyebilirsiniz. Yalnız kafasını yemeyin. O parazit de size geçebilir. Belli olmaz. Bilmiyorum ama geçer mi geçmez mi diye. Kafasını yemeyin. Ben garantisine gideyim. Bakın biraz canlandı kuzu. Başta ne kadar kötüydü. Böyle soruları görüyorum bazen. Yani hiçbir şekilde size bulaşmaz. Küçük küçük başta bu geçerli ama büyük başta geçerli mi geçerli değil mi? Bilmiyorum. Keşe vuruyor kerata. Biraz bayağı bunu etki etti ya. Yüzümüze gelmese iyiydi ama. Hapşırınca gözümüze kaçtı. Gel bakalım gel. Dediğim gibi arkadaşlar yöntemler bunlar. Bunu yakında keseriz diye düşünüyorum. Şu 15 günü bir geçirelim. Kuzuyu keseriz. Bakın dönüp dönüp duruyor yani. Beyni yerinde değil kuzunun. Ne yaparsanız yapın. İsterse köpeğin hemen dışkıladığı zaman alın. Gene de bulaşıyor. Heş. Sen mi bulaştırdın yoksa? Çarata seni gel. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi de unutmayın. Videoyu beğenmeniz bizim için çok önemli. Şu an neredeyse 40.000 aboneye ulaştık. 1-2.000 abone kaldı. Sizler sayesinde inşallah daha da büyüyeceğiz. Gel kuzucuk gel. Daha çok kuzularda oluyor arkadaşlar bu hastalık. Koyunlarda çok nadiren oluyor. Ve keçilerde. Hadi bakalım. Yönünde yokusunu da kaybetmiş. Keçilerde falan nadiren oluyor. Genelde kuzularda. Bir yaşına girmiş. Girmemiş. Öyle kuzularda bayağı bir oluyor. Toklu dediğimiz kuzularımızda. Hadi gidelim gel. Aha hadi. Her şeyi unutmuş yarata. Sürekli bunu tekrarlıyor. Sürekli bunu tekrarlıyor. Halk arasında deli baş diyoruz. Gel hadi. Bakın burnundan gelmeye başlar biraz bir şeyler. İnşallah daha da iyileşir. Yani iyileşeceği yok ama sadece süreci uzatabiliriz. Hadi bakalım yavrucuğum hadi. İnşallah aparatımız da şey yaramıştır. Geç 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 geç. Haydi bakalım geç. Geç bakalım. Şimdi burada şu küçük bölmeye alacağız onu arkadaşlar. Orada gidip kalabiliyor. Çünkü diğer kuzularla beraber kaldığı zaman yere düşebiliyor. Diğer kuzular üzerine yatabilirler. Aslan parçası. O yüzden ölümüne kesin bir sonuç hazırlarız. Böyle hayvanları sürüden ayırın. Evde tutun.
Biraz yemlerini verin. Zaten fazla bir şey yemiyor. Günden güne zayıflayacaktır. Keşke ilaç bulmasaydık. 15 gün beklemeseydik. Yani biraz sonra geldiğinde ölebilir. Yani bundan işi belli olmuyor. Döne 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 döne. Bayağı hayvan sıkıntıya giriyor. Arkadaşlar benim de yüzüme biraz geldi gözüme falan. Onu hemen yıkadım. İnşallah bir şey olmaz herhalde. Biz de ilaç etkisi altında kaldık. Kuzucuğumuzla beraber biz de Belebaş Hastanı'na artık yakalanmayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Belebaş kuzumuzun da size selamı var. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizle daha da büyüyeceğiz.